Maalesef bugün yine Muğla'nın Datça ilçesinden üzen haber geldi. Yine alevlere teslim olmak üzere olan yerler var. Datça'da orman yangını çıktı. Karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bölgeye hareket etti. Mesudiye Mahallesi'nde bir evin tamamen yandığı ve yerleşim yerlerine daha fazla ulaşmaması adına bu yangının, alevlerin her türlü müdahalenin yapıldığı bölgeden gelen haberler arasında bir görüntülere bakalım. Ardından bölgeye canlı bağlanacağız. Marmaris'in Datça ilçesinden ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle de kısa sürede ilerledi alevler. Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi döşeme mevkiinde bir evin yandığı gelen haberler arasında bölgedeki 5 evse tahliye edildi. Yangının otel ve pansiyonların bulunduğu sahil şeridine yaklaştığı belirtilirken Marmaris-Datça karayolunun da trafiğe kapatıldığını aktaralım sizlere. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerle mücadeleye 8 söndürme uçağı, 4 helikopter, 103 arazöz, 11 iş makinesi ve 520 personel katılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye hareket etti. İşte su bırakan helikopterleri görüyorsunuz şu anda. Tabii şu anda güneş henüz batmadı bölgede. Karanlık çökmesiyle birlikte çalışmalar biraz daha güçlükle devam edecek. O bir hakikat. Bir orman yangını haberi de İzmir'den geldi. Onu da hemen aktaralım. Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem Datça'da hem İzmir'de yangın var dedik. Gerçi İzmir'deki makilik alanda ama zannediyorum Muğla'nın Datça ilçesindeki yangın biraz daha şu an itibariyle tehlike arz eden noktada. Hemen bir bağlantımıza bakalım. Vatan Partisi Datça İlçe Başkanı Hasan Ortatepe şu anda telefonda. Sayın Ortatepe, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Güzel bir vesileyle kurmadık bu bağlantıyı maalesef. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte en korktuğumuz, en üzüldüğümüz şey olan orman yangınları vesilesiyle sizinle şu anda bağlanıyoruz. Nedir durum? Bir eve sıçradığını ve yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük bir mücadele verildiğini biliyoruz. Neler aktaracaksınız bize oradan? İyi akşamlar Sayın Fıstıkoğlu, değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Sabah başlayan yangın hala sürmekte. Yani yangına müdahale sürüyor. Oldukça yüksek bir alanda. Dolayısıyla güçlükle şey yapılıyor, müdahale ediliyor. Yangın sabah yani sabahtan beri devam ediyor. Aşırı bir rüzgar var. Bulunduğum yer aşağı yukarı 15-20 kilometre uzaklıkta. Bir yangın kokusu buralara gelmektedir. Umarım yani çok büyümeden şey yapılır, söndürülür. Şimdi akşam oluyor, hava kararacak birazdan Sayın Ortatepe. Tabii gündüz yapılan müdahalelerle akşam karanlık çöktükten sonra yapılan müdahaleler farklı oluyor. Gündüz gözünüzün gördüğü alanlar var. Gerçi gece görüşlü helikopterler de yangınlara müdahale ediliyor ama gece için alınan önlemler var mı? Nasıl çalışmalar yürütülecek, bir bilgiye sahip misiniz? Yani o konuda bilgiye sahip değilim ama şunu biliyorum. Yani helikopter ve uçak gürültüleri altında Datça. Tamam. Müdahale ediliyor. Tamam, peki. Teşekkür ediyoruz. En çok konuşulan konu bu oluyor. Çünkü işte yeterince uçak yok, yeterince helikopter yok, yeterli müdahale yok şeklinde. Anladığımız kadarıyla doğru ve zamanında bir müdahale yapılıyor. Datça'daki orman yangınına kolaylıklar diliyoruz Sayın Ortatepe. Şimdi biraz önceki haberde görüntüleri de vardı. İzmir'de de bir maalesef makilik alanda çıkan bir yangın var. İzmir muhabirimiz Özgür Doğu Saymaz'a bağlanacağız. Şimdi de ormanlık alana sıçramaması için yoğun bir mücadele sürdürülüyor. Özgür Doğu Saymaz, merhaba, iyi akşamlar. Aynı şekilde seninle de güzel bir vesileyle kurmuyoruz bu bağlantıyı. Nedir İzmir'deki durum? Aktarır mısın bizlere? Sayın Fıstıkoğlu, son bir sıcak gelişmeyle yayına devam edelim. İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı mahallesinde makilik alanda çıkan yangının ilk belirlemelere göre ilçedeki bir çiftlikte
işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımla makilik alanda yangın çıktığı ve bu nedenle de 7 kişinin gözaltına alındığı bilgisi şu an bize ulaştı. Bir son dakika haberi olarak da bunu aktarmış oldum sıcağı. Aynen öyle. Şimdi ekipler bölgede çalışmalarına devam ediyor. Biraz bölgeyi anlatmak gerekirse bu bölge yerleşim yerlerinden uzak bir bölge. İzmir Çeşme arasındaki otoyolun Kutlu Aktaş barajının bulunduğu bölgedeki makilik alanlar. Bu alanlarda orman diyebileceğimiz ağaçların bulunduğu bölgeler az. Fakat bu makilik alanların tehdit ettiği bazı ormanlık bölgeler var. En önemli meselelerden bir tanesi ise yangın alanının bulunduğu bölgedeki rüzgar türbinleri, rüzgar elektrik santrallerinin bulunduğu bölgedeki makilik alanda bu yangın çıktı. Tabii yangına müdahale çok hızlı bir şekilde yapıldı. İlk müdahaleyi İzmir Orman Bölge Müdürlüğü gerçekleştirdi. Bu bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda havadan 2 uçak, 6 helikopter hala gündüz vakti olması nedeniyle çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanı sıra 47 arazör, 11 iş makinesi ve 330 personel buradaki yangının söndürülmesi için yani canla hıraç bir şekilde mücadeleye devam ediyorlar. Büyük bir handikap var. Yaklaşık 30 kilometre ile 40 kilometre saatteki hızıyla Çeşme rüzgarıyla meşhurdur zaten zannediyorum, rüzgara bağlayacaksın. Kesinlikle öyle. Az önce de bahsettim, o bölge rüzgar türbinlerinin bulunduğu bölge ve rüzgarı da oldukça fazla. Makilik alanlar küçük bodur ağaçlar, fakat rüzgarın etkisiyle bu yangın yayılıyor. Bu yangının önlenmesi için de aynı zamanda İzmir İtfaiye ekipleri de bölgedeki orman ekiplerine yardımcı oluyorlar. Yangın kontrol altına alınmış değil, bunun altını çizelim. Yaklaşık 2 saat önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kontrol altına alındığı ve söndürme faaliyetlerinin devam ettiğine dair bir bilgi paylaşmıştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden edindiğimiz son bilgiye göre hala daha kontrol altına alma çalışmaları bölgede devam ediyor diyerek. Tunç Soyer yanlış öğrenmiş o zaman, buradan da bunu çıkarıyoruz bir, sevgili Özgür Doğuş Saymaz. Yanlış bilgilendirilmiş olabilir tabii. İletişim sorunu yaşanmış olabilir. Ama orada mı? Bilgi... Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'da sel felaketinde orada olmaması tabii çok tartışılıyor. Sayın Soyer oralarda mı, hiç bilgisini alabildiniz mi? Bölgede olduğuna dair bir bilgim yok. Fakat İzmir İtfaiye ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgede çalışmaya devam ediyor orman ekipleriyle beraber. İlk başta belirttiğimiz bilgiyi tekrar altını çizerek söyleyelim. İlk belirlemelere göre ilçedeki bir çiftlikte kaynak işçilerin yaptığı kıvılcımla bu yangın meydana geliyor ve 7 kişi de şu an gözaltında. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Doğu Saymaz. Kolaylıklar diliyoruz ve yangının bir an önce kontrol altına alındığının haberini bizlere iletebilmeni arzu ediyoruz. Kolay gelsin diyerek